Son yasa değişikliğinde meclise de gittik. Hani bunun yasaya girmesi için de çok mücadele ettik. Bunun çok basit bir çözümü var, kısırlaştırma. Hayvanları kademe kademe kısırlaştırma, nüfus kontrolünü sağlama. Ya bu şekilde hayvanların da, sokakta yaşayan hayvanların da yaşam standartları yükselir. Beslenme, barınma vesaire, işte çeteleşme, birbirlerine karşı işte alan savaşına girme vesaire, böyle şeyler azalır. İnsandan önce hayvanın yaşam standartı yükselir zaten. Biz bunu önce hayvan için istiyoruz. Daha sonra da rahat bir birlikte yaşam kültürü geliştirebilmek için istiyoruz. Şimdi AKP buna maliyetli diyor. Uyutmaktan bahsediyorlar. Şimdi uyutmak dedikleri şeyin, hani Avrupa modelini baz alalım, uyutmak dedikleri şeyin hayvanın genel anestezi adı altında çeşitli ilaçlarla, iğnelerle acısız bir şekilde yapılması gerekiyor. Gerçekten bunları konuşmak korkunç ama madem böyle bir şeyi önümüze getiriyorlar, yani biz de bunu sorguluyoruz. Kısırlaştırma maliyetli diyorsunuz, uyutacağız diyorsunuz, uyutmak daha maliyetli. O zaman siz ne yapmayı planlıyorsunuz? Biz biliyoruz ki İğnelerle dahi o hayvanlar uyutulmayacak. O hayvanlar belki diri diri yakılarak, belki hepimizin Konya'da gördüğü gibi kafasına küreklerle vurularak, işkence görülerek, aç bırakılarak öldürülecek yani. Olabilecek en vahşi şekilde öldüreceklerini de biliyoruz. Mesele maliyet de değil, mesele bakış açısı. Yani bu büyüttükleri nefret ve medyada yarattıkları yanlış algı gerçekten şu an bir katliam doğuruyorlar. Ve bu katliamdan da taraftar topluyorlar. O yüzden yani biz bu vahşete kesinlikle izin vermeyeceğiz. Başıboş hayvan diye bir şey yok. Biz bunu kabul etmiyoruz. Biz nasıl ki bu coğrafyada yaşıyorsak, kediler ve köpekler de yaşıyor. Ne sahipli, ne sahipsiz, ne başıboş, biz bunları kabul etmiyoruz. Bunlar türcü söylemler ve bunlar her zaman bir katliama zemin hazırlamak için insanlar tarafından, art niyetli insanlar tarafından, devletler tarafından özellikle geliştirilmiş ve sürülmüş kavramlar. Sokakta yaşayan hayvanlar demeyi tercih ediyoruz ama tabii başıboş denildiği zaman onlar daha rahat taraftar toplayabiliyorlar. Algı çok önemli bir şey. Bir algı inşası yapıyorlar. Biz sokakta yaşayan hayvanlar diyoruz. Medyada uzun zamandır evet sokakta yaşayan hayvanların, köpeklerin insanlara saldırdığına dair haberler yapılıyor. Ya bu haberlere baktığımızda mesela en çok konuşulan haberler Hindistan'dan veya başka ülkelerden devşirme Türkiye'de yaşanmış gibi yayılıyor ve bunlar binlerce paylaşım oluyor. Haberlerin doğruluğunu bilmiyoruz, haberin içeriğini bilmiyoruz. Kaldı ki bu haberler doğru olsa bile, ya bu arada sistematik bir saldırıdan söz etmiyoruz. Yani verilere bakalım, haberlere bakalım. Hani her gün sokakta şu kadar insan, şu kadar köpek tarafından saldırıyor gibi bir şey onlar da iddia edemezler. Çünkü yapamazlar, böyle bir şey çıkaramazlar, böyle bir şey yok. Ama velev ki oluyor böyle saldırılar. O zaman bir bakmak lazım. Neden oluyor? Orada köpek çeteleşmesi var mı? Köpek çeteleşmesi varsa neden var? Acaba bu köpekler belediyeler ve insanlar tarafından yaşam alanlarından koparılıp oraya atılmış mı? Aç mı bırakılmış? Aşıları var mı? Bakımları yapılıyor mu? Bunlara bakmak lazım. Bu köpeklerin suçu değil ki ya. Bir varoluşa nasıl öfke duyabilirsiniz? Nereden baksak çok hastalıklı bir düşünce bu. Bu belediyenin yükümlülükleri ve kanunlarca da düzenlenmiş bu. Ya mevcut kanunları bile uygulamaktan imtina eden bir iktidar var ve bu algıyla bu yalan yanlış haberlerle insanları hiçbir şeyden haberi olmayan, tek derdi yaşamak olan ve belki biraz sevilmek olan bir canlı türüne karşı kışkırtıyor. İşte önce bir bakmak lazım. Yerel yönetimler ve iktidar kanunlarca düzenlenmiş yükümlülüklerini ne kadar uyguluyor? Şimdi önce köpeklerden başlarlar. Daha sonra biz biliyoruz bu kedilere uzanacak şu an. Kediler zararsız görünüyor ama bir süre sonra kedilerin de yaban hayatı tehdit ettiği, şimdiden troll hesaplar var bu arada, bunu yayıyorlar bu algıyı. Kedilerin de yaban hayatı tehdit ettiği gerekçesiyle kedilere uzanacak. Ondan sonra hayvansız, gri, sadece insanlardan oluşan sokaklar inşa edecekler. Bu bir kültür inşasıdır aynı zamanda. Biz ama şunu söyleyelim. Hiçbir şekilde hiçbir köpeğe, hiçbir hayvana dokunmalarına izin vermeyeceğiz. Şu zamana kadar nasıl mücadele ettiysek bundan sonra da öyle mücadele edeceğiz.